6. Bölüm. Tanrı ile birlikte çalışan bizler, onun lütfunu boş yere kabul etmemenizi ayrıca rica ediyoruz. Çünkü Tanrı diyor ki, uygun zamanda seni işittim. Kurtuluş gününde sana yardım ettim. Uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir. Pavlus'un çektiği sıkıntılar. Hizmetimiz kötülenmesin diye hiç kimsenin hiçbir konuda sürçmesine neden olmadı. Ama Tanrı'nın hizmetkarları olarak olağanüstü dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk ve açlıkta, pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik, kutsal ruh ve içten sevgide, gerçeğin ilanında ve Tanrı'nın gücünde, sağ ve sol ellerimize doğruluğun silahlarıyla, yücelik ve onursuzlukta, kötü ün ve iyi ünde, kendimize her durumda örnek gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da dürüst kişileriz. Tanınmayan kişiler gibiyiz ama iyi tanınıyoruz. Ölümün ağzındayız ama yine de yaşıyoruz. Dövülüyorsak bile öldürülmüş değiliz. Kederliyiz ama her zaman seviniyoruz. Yoksuluz ama birçoklarını zengin ediyoruz. Hiçbir şeyimiz olmasa da her şeye sahibiz. Ey Korintliler, sizinle açıkça konuştuk. Size yüreğimizi açtık. Sizden sevgimizi esirgemedik ama siz bizden sevginizi esirgediniz. Bize aynı karşılığı verebilmek için, çocuklarıma söyler gibi söylüyorum, siz de yüreğinizi açın. Tanrı'nın tapınağıyız. İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne beraberliği olabilir? Mesih ile Belial arasında ne söz birliği, iman edenin iman etmeyenle ne paydaşlığı olabilir? Tanrı'nın tapınağıyla putlar arasında ne anlaşma olabilir? Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor. Aralarında oturacağım. Aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Bu nedenle imansızların arasından çıkıp ayrılın, diyor Rab. Murdar olana dokunmayın. Ve ben sizi kabul edeceğim. Gücü her şeye yeten Rab diyor ki, size baba olacağım. Siz de oğullarım ve kızlarım olacaksınız.